Metropolitan Sanat Müzesi'nde çağdaş galerilerdeyiz. Ansem Kiefer'a ait çok büyük bir tuvali inceliyoruz. Yüzey o kadar çok işlenmiş ki alt tarafın düz olduğundan emin olamıyoruz. Dolayısıyla da buna bir tuval demek oldukça güç. Bu bir resimden çok bir süs eşyasını andırıyor. Bu açıdan bakarsak bunun bir rölyef heykelciliği olduğunu bile söyleyebiliriz boya çok kalın bir tabaka olarak uygulanmış. Kiefer'ın boyanın bu özelliğini avantaja çevirdiğini söyleyebiliriz. Hatta buna boya bile diyebileceğimizden emin değilim. Çünkü boya dediğimizde aklımıza bir fırça ya da boya bıçağı ile uygulanan ince bir materyal gelir. Ama burada yüzeyde derinlik elde edebilmek için başka aletler kullanılmış. Resim sanki topraktan yapılmış gibi görünüyor. Kullanılan renkler de zaten toprak renkleri. Ve kullanılan malzeme tamamen boya değil, Yüzey gomalak verniği ve reçine kullanılarak yontulmuş. Yani belki bu esere resim bile diyemeyiz. Ne dersiniz? Bu sanatçı tuvalde kullandığı materyalleri yakmasıyla da tanınır. Çalıştığı yüzeylere eritilmiş kurşun uygular. Buna ek olarak hasır gibi renk değiştiren ve de bir noktadan sonra dökülen doğal malzemeler de kullanarak çalışmalarına değişik bir doku katar. Bu bir konservatör açısından oldukça zorlayıcı bir durum. Atölye ve akademilerdeki Avrupa geleneksel resmini düşündüğümüzde ressamların nasıl resim yapacaklarına dair son derece kesin kurallar vardı. Bu kuralların bir kısmı resmin nasıl güzel bir resim olacağıyla alakalı iken bir kısmı da dayanıklı olmasıyla ilgiliydi. Sonuç olarak yapılan resimlerin çoğu dini resimler oldukları için zamansız olmaları önemli bir unsurdu ve uzun süreler dayanmaları gerekiyordu. Dayanıklı olmaları değerleri açısından da önemliydi çünkü dayanıksız eserleri kimse satın almak istemezdi. 20. ve 21. yüzyılın sonlarına doğru sanatçıların sanatın sonsuz bir süre boyunca devamlı olmasını alt üst eden bir yaklaşımları var. Sanat eserlerinin zamanla değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Hatta bu 20. değil 19. yüzyılda başlayan bir akım bile diyebiliriz. Modernizmin getirdiği bir şey sanatçının her türlü malzemeyi kullanabiliyor olması çok heyecan verici bir durumken, bu malzemelerin bildiğimiz şekillerde kullanılmaması dayanıklılık ve bir arada kalma açılarından önemli sorunlara yol açıyor. Bu eserde bile arka planda kullanılan çuval bezinin yoğun malzeme kullanımı ile aşağı doğru çekilmesi söz konusu. Klasik resim tekniklerinden sapmanın üst düzeyde olduğu bir esere bakıyoruz. Özellikle 21. yüzyılda sanatçılar kullandıkları malzemelerin eskime sürecine anlam kazandırmaya başladılar. Bu aynı zamanda büyük bir ironi. Çünkü malzemelerin kimyası hakkında hiç olmadığı kadar engin bir bilgiye sahipken çok daha kısa ömürlü eserler yaratıyoruz. Ancak bu fikir yalnızca 21. yüzyıla ait değil. Naum Gabon'un heykellerini hatırlayacak olursak, kendisi plastik keşfedilir keşfedilmez, üretilen ilk plastiği eserlerinde kullanıyor. Klasik dönemde bir atölye ya da akademide çalışan birinin bunu yapmasına kesinlikle izin verilmezdi. Çünkü bu malzemenin nasıl eskiyeceği hakkında yeterli bilgi henüz elde edilememiş olurdu. Gabo'nun bu malzemeyi kullanmasının sebebi yeni olmasıydı. Ama Gabo'nun aksine Kiefer çalışmasında geleneksel malzemeler kullanmış. Dikey bir tuval ve yüzeyde renkli macun kullanıldığı için bu aslında bazı açılardan hala bir resim. Yakından incelediğimizde büyük çatlaklar görmek mümkün. Hatta boyanın bir kısmının döküldüğü yerler bile var. Aynı şeyin 19. yüzyılda akademilerin birinde yapılmış bir resmin başına gelmesi kabul edilemez bir şey olurdu. O resmi hemen ortadan kaldırırlardı. Bu durum Metropolitan Sanat Müzesi için oldukça önemli olmalı. Dökülen parçalar toplanıp restore ediliyor mu gibi bir soru aklımıza gelebilir ve bunu ne zaman yapıyorlar? Evet, Kiefer'ın parçaları toplanıyor. Ama çalışmaları o kadar büyük ki bu parçaların nereye ait olduklarını bulmak oldukça zor. Kiefer'ın kendisi de son derece soğukkanlı bir şekilde dökülen bir şey varsa yerine geri koyabiliriz demişti. Neredeyse boyanın dökülmesini istiyormuş gibi. Peki bunun arkasında nasıl bir sebep olabilir? Yani bunun sanatçının vermek istediği mesaja nasıl bir katkısı olabilir ki? Kiefer şairane bir sanatçı. Yarattığı şiirsel havada Çürüme ve hassaslık öğelerini dramatikliğini kullanıyor. Çalışmalarında Alman ve Avusturya'nın karanlık dönemlerine referanslar bulunur. Bu bir manzara resmi. Tuvalin ortasında ileriye doğru uzanan iki lastik izi, ufuk çizgisinin hemen üzerinde de karanlık bir gökyüzü var ve eserin bittiği yere denk geliyor. Tarla resmin tamamını kaplıyor ve bana Alman topraklarını, Almanya'nın karanlık dönemleriyle barıştığı 1970 ve 80'lerdeki halini anımsatıyor. Resimlerin çoğu artık geçerli olmayan tarihe sesleniyor. Bozulan, dökülen ve eskiyen materyallerle sanatçı bu döneme olan nostaljisini dile getiriyor. Sanırım Almanya'nın medeniyete ne kadar katkıda bulunduğunu zaman zaman unutuyoruz. Alman entelektüellerinin birçoğunun Hitler gibi birinin başa gelebileceğine inanmadığını biliyoruz. Kiefer'ın tuvali katmanlaştırması boyanın arkeolojisi olarak yorumlanıp tarihin katmanları olarak görülebilir. Bunu bir boya kazısı olarak da düşünebiliriz. Bu durumda Kiefer'ın çalışmaları da Alman vicdanının kazısı anlamına geliyor.